Dün geceden beri soracağım soracağım. Bak sen geldiğinde de bir acayipti. Sonra böyle küp gibi içmeler, türküler, kendini kaybetmeler. Neyin var senin? Babamı gördüm yine. Aman ben ağrım. Kızım derdin ne senin? Ne anlıyorsun bunca yıldır adamı gizli gizli izlemekten? Hem geçmişim yok benim diyorsun. Hem de gidip gidip... Bu sefer o da gördü beni. Neyi? Ya konuştunuz mu? Tanıdı mı seni? Kızım böyle şey söylenmez mi ya? Ben de nesi var bunun diyorum. Ne oldu peki anlatsana. Tanımadı beni. Tanımadı. Zaten yokum ben. Beni kimse tanımaz. Sonra yüzüme baktı böyle uzun uzun. İki elinde iki çocuğu. Biri Mehmet'in aynısı. Diğeri de Şadiye'nin. Öyle güzel oynuyorduk çocuklarıyla. Tutmuş ellerinden. Gülüyordu. Babam. Babam ya. Çocuklarına gülüyordu. Sonra bana baktı uzun uzun. Yüzüme değil ama gözlerime baktı. Babam. Seni kendi kızın tanımadı, kendi öz kızının göğüslerine mi baktı hayvan? Şükür Allah'ıma. Beni eğliyorsunuz sandımdı. Bak gitmemiş. Dedik sana be Hatice. Nereye gidecek? Nasıl gidecek? Hey Allah'ım sen akıl fikir ver. Toptan deli bunlar ya. Hatice bir araba dayak yedin. Hala Moskov'u mu düşünüyorsun? Ya öyle deme Erdoğan abi be. Ben gider dedim Miyas'tan ümidi kesince ama bak gitmemiş gördün mü? Onca adak, onca dua. Bak işe yaradı demek. Hadi gir bacım sen hadi gir. Vallahi senin aklın ödenmez kardeş. Çok sağ ol. Annem geldi. Annem geldi. Açtı yavaş. Hacım sen bugün hiçbir işe bakma. Sen yatıver. Bak oturtma yaptım da akşama da bir çorba yapıvereyim ben. Yat sen anne. Ben sana getiririm yemeğini. Narin al kızım bunu. Yemeğin yanına şöyle iki duble de rakı olsaydı Erdoğan işçeden. Gönder oğlan ondan yollayıverem. Oh. Hayırlı akşamlar Moskov. Vay kardeşim hoş geldin gel.
İki bardak dedik koca şişeyi göndermişim be kardeşim. Allah razı olsun ya. Hadi bana da koy, sana diyeceklerim var. Kızım bardak getir, turşu çıkarın oradan hadi. Geç lan sen de içeride otur. Yok yok, oğlan kalsın. Diyeceklerim onunla ilgili. Yoksa yine bir alt mı edin lan? He? Yok be Moskov, bir dakika dur. Başına talih kuşu kondu bu oğlanın sayesinde. Bak hastane telaşından seninle bir haftadır konuşamadım bir türlü. Bu oğlan var ya bu oğlan. Bu oğlan büyük topçuymuş meğer. Yaslan, yaslan olanı böyle topçu görme dediler. Bu salak. Herkesin dilindeymiş bunun son maçı. Babam abimi öldürecek. Maçı söyledi Erdoğan amca. Patırtı çıkmasa iyi olur, çok ödevim var. Sen ne zaman maça gittin lan? Şey oldu baba. 4-5 gün olmuştur. Sen işe gidiyorum diye maça mı gidiyorsun lan? Ha? Dalbura. Ne ya? Söyledin! Dur be Moskov, dur! Hayvan herif! Moskov bir sakin ol, bir sonunu dinle. Hayvan! Otur, sakin ol. Yaslan Spor'dan Necati Hoca seyretmiş bunu. Fener'de de oynar, Beşiktaş'ta da oynar. Her yerde oynar demiş. Çok iş var bu çocukta demiş. Duydun mu abla? Öyle dedi baba. Maçtan sonra geldi. Seninle konuşacakmış. Evi sordu. Seni falan sordu hem. Kemal'e dönecek. Abla sakla önündekini. Abim buraya kaçarsa babam görür. Seni de döver. Kırar mı sana? Bulamaz. Daha 2 saat dersim var. Azıcık az çalış sen de abla. Babam kızıyor işte hep birin çıkınca. Tabii alamıyor okuldan. Yüz tutmuyor da ondan. Fırsat verir miyim ben ona? Daha kasaba birincisi olacağım bilgi yarışmasında. Görür o. Abla. Sus kız, şu işi anlayalım. Ne yapıyor babam? Ses kesildi. Doğru mu lan? Doğru baba. Çok iyi oynadım. Çok alkışladılar. Gerizekalı, onu söylemiyorum. Öyle 5 yaşta falan filan oynayabilir misin? Öyle de takım hocası baba. Takım hocası ha? Vay. Ne düşünüyor? Ne konuşacakmış benimle? Yani takıma falan mı alacakmış seni? Gelecek işte senden konuşmuyor baba. Kaybol lan gözümün önünden. Narne söyle kahve yapsın. Dur. Kardeşim. Şekerli. Ya kardeşim bunun böyle gerisi gelir mi, arkası gelir mi? Bir şeyler olur mu sence ya? Olur mu olur? Vallahi mi? Kalk kız. Babam kahve istiyor. Ben yaparım. Ablamın çok ders var. Narin dedi adam. Narin. Hem okumanıza falan lüzum kalmayacak Beşiktaş'ta oynarsan. Sen Beşiktaş'ta. Gerizekalı. Bir dahaki sefer dizin tekmeleri futbol hayatın başlamadan biter. Ah. Bana bak Moskov. Hoca geldiği zaman ağırdan sat biraz kendini. Okuyacak çocuk falan de. Ya ne diyorsun Erdoğan, Allah'ını seversen ya. 2 senedir okula gitmiyor oğlum mu ya? 5'i zor bitirdi bilmiyor musun? Man kafa gerizekalı teki be kardeşim ya. Ya sana kaygını mı soracaklar? Gariban görürlerse çocuğu ucuza kapatırlar. Bu iş olursa yırtarız değil mi birader? Ne demek ya öyle Beşiktaş'ta falan filan oynamak ya? Para içinde yüzersin para. Lan olur mu olur ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, bir işimize rast getir ya. Bir işimize rast getir ya. Radar ne zaman gelir bu herif? Haberin var mı? Bekleyeceksin Recep. Ha? Bekleyeceksin de öyle hevesli de beklemeyeceksin. Git kahvede otur. Evdekiler seni gelip kahveden çağırsınlar. İşin gücün varmış gibi görün. Bana bak, gariban görünme, hevesli görünme, tamam? Doğru, doğru. Ulan ne çakal adamsın sen ya, yemin ediyorum. Bir kendine ayrın yok. Geri kalan herkes ayrın var ya. Nasıl 5 parası geziyorsun be kardeşim? Afiyet olsun. Allah bize de başka bir yerden gülmüş be Moskov. Evimde huzurum var hiç olmazsa. Param olmuş, huzurum olmamış neye yarar? Bizde o yok. Ne yapalım, biz de paranın peşinde koşuyoruz. Kapı kız şu şey. Babam gelecek yine, dayak yiyeceğiz senin yüzünden. Zaten güç bela atlattık şu gece. Bir maraz çıkarmış şimdi akşam akşam. Kendi okula nasıl beni de mi aldırmaya çalışıyorsun okuldan? Ama avucunu yalarsın. Kaçma bana. İn aşağı. İn diyorum sana. İn, in, in. Ya bırak beni, bırak. Bırak. Bırak, bırak beni, bırak. Bırak beni, bırak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan?
Baba. Bu kız var ya, yatan altına gizli yer yaptı. Akşamları ders çalışıyor. Bizi de uyutmuyor. Açıyor ışığı. Evi de yakacak, bizi de yakacak. Geri zekalı. Var mı lan? Oo, tezgaha bak. Maşallah, maşallah. Ya vallahi on numara olmuş ha. Biz elektrik faturası gelmesin diye 9'larda yatağa girelim. Hanımefendi gece 12'lere kadar ışık açık ders alırsın. Ne kadar güzel. Maşallah. Bundan sonra okula gitmeyeceksin. İşe gideceksin. Eve para götüreceksin. Anladın mı lan? Yat lan sen de. Yam yam. Bir şey yok ablacığım bugün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.